kadar yandı. Zeynep. Babanla sana anlatacaklarımız var. Ne gibi? Onca yalandan sonra daha neyi anlatacaksınız merak ettim doğrusu. Ne anlatacaklar? Yeni yalanlar. Ama bizim zamanımız yok. Ali Osman da geldi, biz gidelim hadi. Sen istediğin yere gidebilirsin Zeynep, burada beni dinleyecek. Kızımla arama girip durma artık ya. Bu mesele aile arasında çözülecek. Ne ailesi ya? Hangi aile? Siz ne ara birlik oldunuz da benim karşımda dikiliyorsunuz? Ha? Öyle kafanıza estiği gibi bu eve elinizi kolunuzu sallaya sallaya gelip bu kızı üzemezsiniz. İzin falan istemiyoruz. Alev, çekil şuradan. Kimin yanında kime eferlik ediyorsun lan sen? Oh! Oh! Ana! Ana kaçma ama ne yapıyorsun? Ali Osman! Ali Osman! İçmek ister misiniz? Hemen bir kahve hazırlatabilirim. Yok, almayayım. Teşekkür ederim. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa... Çetin Bey'le konuşmam gerekiyor benim. Geleceğinizi biliyor muydu? Tahmin etmiş olmalı. Merakımı affedin. Eve pek iş getirmez de. Alışık değilim. Yok, siz yanlış anladınız. İşle ilgili değil. Özel bir mesele. Yetmedi mi yaptığınız? Yalanlarınız yetmedi mi, huzurumuzu kaçırıyorsunuz ya? Çıkın gidin artık şu evden. Zeynep'in aklında bir sürü soru var Alev. Bu gece her şey konuşulacak. Kimsenin aklında geçmişe dair soru kalmayacak. Yahu babasısın işte. Daha neyi kurcalıyorsunuz? Zeynep'in her şeyi bilmeye hakkı var. 18 sene önce ne olmuş ne bitmiş her şeyi anlatacağız ona. Ondan sonra kendisi karar versin kiminle kalmak istediğine, nerede yaşamak istediğine. Ben Zeynep'in adaletli olacağını düşünüyorum. İnanıyorum buna.
Beni görmek istemezsen de kararına saygı duyar çeker giderim. Sen? Tamam. Peki, dinliyorum. Gelsene biraz benimle. Teyze bırak, dinleyelim. Zeynep bir dur. Senin hayatını bir kere daha mahvetmelerine izin vermem ben. Yürü. Ne oluyor Ali Osman abi? Teyzem neden konuşmalarını istemiyor? Gerçekten bilmiyorum Zeynep. Yalnız teyzen seni korumak istiyor. Çok seviyor seni çünkü. Sen ne yaptığını sanıyorsun kızım? Her şeyi anlatacağım Zeynep'e diyorum. Neyini anlamıyorsun? Delirdin mi? Hayır efendim, akıllandım. Sen değil miydin hapisten çıktığından beri kızım beni bilecek diyen? Haklısın. Bence de bilsin. Yeni yalanlarla kurmasın hayatını. Damla, ben vazgeçtim. Anladın mı? Sen vazgeç git dedin, ben vazgeçtim. Hadi ya. Ali Osman şahit. Ben ona da veda ettim, kızıma veda ettim ben ya. Sizin hayatınızdan, senden, kızımdan uzağa gitmeye, el olmaya hepsine razı oldum. Ta ki Zeynep kaçana kadar. Kız döndü geldi, bana sığındı. Ben bunca yıldır görmediğim kızım ya, şurama yattı. Dedim ki artık tamam. Anne desene fark eder, teyze desene fark eder. Mutlu olsun, ben başka bir şey istemiyorum Damla. Ama sen de ne olur onu alma benim elimden. Ya onu senden ben almadım. Sen bıraktın, ben sahip çıktım. Madem anladın anneliğin ne demek olduğunu, o zaman evladına yalan söylemenin vicdanındaki ağırlığı da anlamışsındır. Ha? Ben artık bu ağırlıkla yaşayamıyorum. Çekil şuradan. Damla'ya engel ol. Allah aşkına engel ol. Yalvarırım, engel ol. Bak, kendim için hiçbir şey istemiyorum. Zeynep için istiyorum. Çocuğun hayatı karardı. Üzgünüm Alev. Bunu yaşattığım için üzgünüm. Özellikle kızıma. Ama anla artık. Damla'ya da yazık. Çok güzel olmuşsun. Anne, seni dinliyorum. Zeynep. Bak, annenle baban gerçekten bir yere kadar haklı. Yani hayatta bazen hani olacak bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Geçemeyiz de. Annenle baban da vakti zamanında üniversite yıllarında tanışmışlar. Bir eğlence yerinde. İkisi de sarhoşmuş. Abla, ne saçmalıyorsun sen? Ve anneni o gece sana hamile kalmış meğer. Ama Çetin denen herif, yani senin deden olacak pislik, anneni maalesef aileye layık görmediği için anneni tehdit etmiş. Anneni öldürmekle, hatta karnındaki çocuğu öldürmekle, yani seni öldürmekle tehdit etmiş. Sen ne diyorsun? Öyle. Baban da o zamanlar maalesef yurt dışında okulda olduğu için hiçbir şeyden haberi yok. Abla sus, yeter artık ya. Ne yeter? Ne sus, gerçeği anlatalım diyordunuz, bilsin çocuk. Annen de korkusundan sonrasında artık ne ailenin peşine düşebilmiş ne de babanın peşine düşebilmiş. Durum bu. Nasıl ya? Ben tek gecelik bir ilişkinin çocuğu muyum?
Anne, sen beni nasıl bir yalana inandırdın? Sen? Sen nasıl annemle birlikte olup onu ertesi gün bırakıp gidersin? Nasıl bir adamsın sen? Ben anlamıyorum. Zeynep. Müsaade et, bir dinle. Neyi dinleyeyim? Ben daha neyi dinleyeyim? Anne, bu adam seni yarı yolda bırakıp gitmiş. Sen buna yeniden nasıl güvenirsin? Hala evli boşanmamış da. Senin peşini de bırakmıyor. Kızım, Zeynep'ciğim, düşündüğün gibi değil gerçekten. Anne, bana aynı şeyleri söyleyip durmayın artık, ne olur. Her seferinde bir öncekinden daha çok canım yanıyor. Yeter artık. Zeynep. Dokunma bana, dokunmayın bana. Zeynep, lütfen. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Niye böyle bir şey söylüyorsun çocuğa? Tamam, bir sakin olun. Sakin. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Ben miyim bencil? Ben. Ben miyim bencil? Sizin bu ahlaksız ilişkinize ben bu kızı yem etmem. Anladınız mı? Anladınız mı? Etmem. Sen aklını yitirmişsin. Allah'ım, ne yapacağım ben? Ne haber hayatım? Bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş? Lavaboyu kullanmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu aralar çok bulantım oluyor da. İyi akşamlar Çetin Bey. Ne işin var senin burada? Hı? Çok özür dilerim. Kime gideceğimi bilemedim. Sanırım küçük hanımın bir sorunu var. Sordum ama ısrarla senin gelmeni bekledi. Çok incesiniz. Aynı zamanda da çok misafirperver. Teşekkür ederim. Özel bir meseleyse konuşmaya benim odamda devam. Yo, hayır. Nedret Hanım'dan saklayacağım bir konu yok. Aksine onun da bilmesini isterim. Ben hamileyim. Bu konu artık burada kapansın.
Zeynep bir karar verdi, bir tercih yaptı, o yüzden burada. Sana inanamıyorum. Gerçekten. Tüm bunlar ortaya çıkınca ne yapacaksın? Zeynep'in yüzüne nasıl bakacaksın? Sen bunca olandan sonra benim yüzüme nasıl bakıyorsun? Sen mi söylüyorsun bunu bana? Hepimiz burada Zeynep'in iyiliğini istiyoruz. Yanılıyor muyum? O yüzden ne söylediysek onu sürdüreceğiz. Bu kadar basit. Sen cesursun ya, düşüncelisin ya, annesisin. Öyle kalacaksın işte. Ben tezeliği nasıl kabullendiysem, sindirdiysem... sen de yıllar önce verdiğin kararın arkasında duracaksın. Zeynep çık dışarıya. Rahat bırak kızı. Karışma sen. Ne var? Ne var anne? Bana kızgınsın biliyorum. Hatta benden nefret ediyorsun. Ama ben senin annenim. Bir gidecek yerim yok Zeynep. Teyzem burada kalmamı istedi. Başka yere gitmeme gönlü razı olmadı. Yani istesen de istemesen de birlikte yaşayacağız. Aman ne güzel. Senden ne istiyorsun Cansu? Yani evime kadar gelip bunları niye anlatıyorsun bana? Aman cinle. Kime gitseydi Çetin? Senden başka kime gidebilir bu kız? Senin yanında çalışan adam bu kızı hamile bırakıp kaçmış. Ne yapsın kızcağız? Tabii ki sana gelecek. Patronu değil misin? Ben Caner'e ulaşamayınca panikledim. Aklıma siz geldiniz. Sizin de bu kadar sinirleneceğinizi tahmin etmemiştim. Sinirlenmiyorum, sinirlenmiyorum. Ama bak adam ortada yok. Demek ki çocuğu istemiyor. Sen de aldır. Ben bu adamı çok seviyorum. Onun da beni çok sevdiğini biliyorum. Cesareti yok sadece, çok korkuyor. Bunun korkmakla ne ilgisi var? Yani belki Caner bu duruma hazır değildir. Planlarında çocuk yoktur. Fazla yüklenme adama. Ters teper sonra. Sana ya da çocuğuna zarar verir. Çetin, ne yapıyorsun sen? Hamile bir kadına söylenecek laflar mı bunlar? Aldır dediğin bir can. Nasıl kıysın? Hem istiyorsa doğurur. O adam da sorumluluğunu bilmek zorunda. Hem kim bu Caner? Tanıyor muyum ben? Allah aşkına Nedret, sen nereden tanıyacaksın ya? Caner bizim Antalya'daki şantiyede çalışıyor. Buraya ara sıra gelir. Belli. Çetin bana bak. Bu adamı bulacaksın. Genç bir kadının duygularıyla oynayıp da... sonra ortada bırakmak neymiş hesap soracaksın. Kızım. Senin de bir şeye ihtiyacın olursa... çekinme ara. Bu benim numaram. Nasıl teşekkür ederim bilmiyorum. Rica ederim kızım. Böyle sorumsuz insanlara tahammülüm yok. Yalnız bir kadın bulunca hemen faydalanıyorlar. Ama merak etme. Artık yalnız değilsin. Sağ ol. Size de çok teşekkür ederim Çetin Bey.
ortada çocuk mevzu bahis olunca ben ne yapacağımı bilemedim geldim. Hiç kuşkum yok ki bana yardımcı olacaksınız. İyi akşamlar. Sonunda uyudu Aliye. Ablamın tedavi olma ihtiyacı var. Biliyorum. Ben yarın en iyi klinik neredeyse bulacağım. Bulunca da ablamı... Klinik olmaz. Duyulursa kulaktan kulağa yayılır. Bir adımız, bir itibarımız var. Ya durumun ciddiyetini anlaman için daha ne olması gerekiyor baba? Ablam kendini vurmaya çalıştı. Ali onu gördü. Sen hala attan itibardan bahsediyorsun. Ablamın hastaneye yatması lazım. İyi bir psikiyatr buluruz. Haftada kaç gün gitmesi gerekiyorsa gider görüşür. Millete etiket olmanın anlamı yok. İyi o zaman. Belki bakarsın ablam bir dahakine doğru yere nişan alır. Yeter ya. Ben burada yokmuşum gibi neden öyle kendi aranızda konuşuyorsunuz? Senin iyiliğin için, Özlemciğim. Bana deli gibi gömlek giydirip bir odaya mı kapatacaksınız? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz benden? Beni başından mı atmaya çalışıyorsun baba? Özlem. Abla. Senin tedavi olman gerekiyor. Anlamıyor musun? Beni ailemden ayırmayın. Beni kızımdan ayırmayın. Ne isterseniz yaparım. İstediğiniz doktora giderim ama... beni bir odaya kapatacağınıza öldürün daha iyi. Tamam kızım. Söz veriyorum. Böyle bir şey olmayacak. Sen ne istiyorsan onu yap babam. Ama ben ablamın felakete gidişine daha fazla tanıklık etmeyeceğim. Biz burada Zeynep'le konuşup onu almaya geldik. Sen kalkmış burada kalacağım diyorsun. Ne olur anla beni. Zeynep burada Alev'le, ben seninle olmaz. Niye Alev konuşurken itiraz etmedin? Niye bunları ben değil Alev yaşadı demedin? Kendimi temize çıkarmak için Zeynep'i daha fazla üzemem, anlamıyor musun? Bu senden benden daha önemli. Böyle davranarak hiçbir şey çözemiyoruz, farkındasın değil mi? Zeynep'e yalan üstüne yalan söyleyeyim. Seninle kalarak da çözemeyiz ki. Daha da karışır her şey. Görüyorsun Alev bir savaş başlattı. Ben de kızımın yanında olacağım. Tamam. Tamam ama şunu bil. Zeynep'ten vazgeçmeyeceğim. Senden de vazgeçmeyeceğim. Her şeyi çözeceğim. Her şeyi çözeceğim. Görüyorsun değil mi ne yaptım? Ben uzak tutmak için elimden geleni yapıyorum. O geliyor burnumun dibinde bitiyor. Delireceğim Ali Osman. Ya şu hayat ne tuhaf. Hayat dakikada alt üst oluyor. Tam bitti derken yeniden başlıyor. Ne diyorsun Ali Osman? Ya daha bir saat önce şunları alırken yüreğim yeşeriyordu. Sen kızınla ışıl ışıl pırıl pırıl olmuştun.
Zeynep şu dakikada ödülünü alıyor olacaktı. Keşke. Yüreğimiz gururla dolu, ellerimiz avuçlarımız patlarcasına alkışlıyor olacaktık. Ya tam bu kertenkele geldi. Bu eve ne zaman girecek, ne zaman çıkacak aklıma takılıyor benim. Nereden nereye geçtin Ali Osman şimdi? Ya Adnan'a geçtim. Ya diyorum ki... bu herif Damla'yı bahane edip bu eve gelsin istemiyorum ben. Vallahi bir sesini kız küçük sesinle. Ben istiyor muyum Ali Osman? Ne Damla'yı ne Adnan'ı görmeye benim tahammülüm var mı? Ya onu diyorum. Ne diyorsun? Ya sen yüz yüze gelince senin nevrin dönmüyor mu? Benim de kıyametlerim kopuyor. Ali Osman sonra konuşalım mı bunu? Sonrası morası yok bu işin. Bu kabak çekirdeğini bu eve girmesini istemiyorum ben. Ali Osman ben de yorgunum diyorum. Ya canımız burnumuzda, derdimiz başımızdan aşkın. Ya benim bir tane derdim var, o da kızım, o da içeride yatıyor. Başkaca da bir derdim yok. Ama senin başka bir derdin varsa ki var. Git başka yerde dertlen. Biz yerimizi yurdumuzu biliriz Ali. Gerekirse de bilmeyene öğretiriz. Geçmişi birden yıkılır mı? Yaşandı dedikleri, dinledikleri, hayal ettikleri. Sanki ayağımın altından bütün hayatımı çekip aldılar. Ben de hepsinin altında kaldım. Ben buradayım. Yanındayım. Geçecek, tamam mı? Onlar benim kahramanımdı. Meğer ortada ne bir aşk varmış... ne de ben o aşkın çocuğuymuşum. Babamın ailesi annemi istememiş bile. Şaka gibi her şey. Mert'in babası da beni istemiyor. Sanki annemle kaderimiz bir yazılmış. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. İnandırma kendini böyle şeylere. Senin bahtında çiçekler açacak kızım. Söz. Kaç yaşında bir insan? Değiştiğini ne zaman fark eder? Ne vakit büyümekten korksam bir ipek böceği düşlüyorum. O küçücük tırtılın göz alıcı bir kelebeğe dönüştüğü mucizevi hikaye büyülüyor beni. Ama merak ediyorum. Kozasını örerken biliyor mu neler yaşayacağını? Kendini hapsettiği o yerin nasıl muhteşem bir güzelliğe gebe olduğunu? Düşünüyorum. Düşünüyorum ve sonra evet diyorum. Biliyor. İpek böceği kozasına inanıyor. Biri ya da onlarcası. Kaç kişi olduğu fark etmez. Sevdiğimiz herkes bizim kozamız. Thank you.
hazır olacağımız güne dek bizi koruyup güvende tutan, inandığımız insanlar onlar. Ama yine de korkuyor insan. Büyümek, dönüşerek başka bir şey olmaksa, her şeyin saflığına inanan o çocuğa ne olur? Belki de sorulması gereken soru budur. Kelebek ipek böceğini unutur mu? Günaydın. Günaydın. Baksana ne yaptın. Özlemişsindir ha? Kokusuna uyandım desem. Eline sağlık. Afiyet olsun. Getir bakalım bardağını. Hikayen ödül almış. Evet. Dün tören vardı ama gidemedim. Her şey bir anda nasıl alt üst oldu? Nasıl birden bu kadar kontrolden çıktı ben bilemiyorum. Kontrol etmek yerine her şeyi anlatsaydım böyle olmazdı. Bak yine öğrendim her şeyi. Saklamak bir çözüm değilmiş, değil mi? Konuşsam kendimi savunuyor olacağım. Susmak en doğrusu. Savunulacak bir şey yok. Bu arada... disiplin cezam kalktı. Okula geri döndüm. Gerçekten. Canım kızım, çok sevindim. Zeynep, içim öyle rahatladı ki. Anne, geçmişin, bana anlatılan her şeyin yalan olması canımı çok yakıyor. Ama istenmeyen çocuk olmak... söylerken bile nefesim kesiliyor. Ben seni hep istedim Zeynep. Her şeyden çok istedim seni. Senin annen olmak benim yaşama sebebim. Ben ister miyim senin gözünden bir damla yaşarsın? Ha? Üzülmeni ister miyim hiç? Dedem bizim yerimize kararlar verince ne kadar kızardık, değil mi? Sen de aynısını yaptın anne. Benim yerime babamı öldürdün. Geçmişime hikayeler uydurdun. Ben yokmuşum gibi davrandın anne. Belki ben babamı bulmak isteyecektim. Belki sana yaptıkları için hesap soracaktım. Belki de suratına tükürecektim. Belki de affedecektim anne. Ama şimdi affedemiyorum.
Ne seni ne onu. Nasıl affedeyim? Babanın senden yeni haberi oldu Zeynep. Öğrenir öğrenmez de seni tanımak istedi. Konuşmak istedi seninle. Ama ben bilemedim ki nasıl davranacağımı. Peki babası seni niye istemedi? Ya nasıl bir insan torunundan nefret eder? Nasıl bir insan doğmamış çocuğun ölmesini ister? Kızım bilmiyorum. Peki sen neden pes ettin? Neden babamı bulmaya çalışmadın? Çalıştım. Ama dedim ya sana yurt dışındaydı baban. Türkiye'ye döndüğünden, evlendiğinden de haberim yoktu. Kendimce en doğru olanı yaptım senin için Zeynep. Ama olmadı. Elime yüzüme bulaştırdım. Seni korumaya çalışırken en çok ben yaraladım. Sen beni affetsen de ben kendimi affetmiyorum. Ama sana söz. Sana hak ettiğin yuvayı verebilmek için elimden geleni yapacağım. Nasıl anne? Hani dedenlerin yanından ayrılmak için para biriktiriyordum ya ben. Daha çok çalışacağım. Eğer sen de hala istiyorsan, hayal ettiğimiz evi, hayatı birlikte kurabiliriz Zeynep. Peki ya babam? O ne olacak? Onun zaten bir evi, bir ailesi var. Günaydın. Günaydın teyzeciğim. Omlet yapsaydım sana. Annem patatesli yumurta yapmış. Özlemişim. Uyandırsaydım ben de yapardım. Olsun teyzeciğim. Annem yapmış işte. Afiyet olsun. Sağ ol. Seni iste ben her zaman yaparım sana. Nerede prenses? Hemen getireyim. Baba. Gel buraya. Prenses ya. Ya ya. Hadi gel. Beraber kahvaltı yapalım. Evet. Hadi gel. Babasıyla kahvaltı yapacak mı? Evet. Hadi bakalım. Sana şu krepten hazırlayayım. Hadi bakalım. Ben artık kendim de yiyebiliyorum. Öyle mi? Benim kızım kocaman mı olmuş? Ah, bravo sana. Annem de izin verdi. Merhaba Adnan. Merhaba. Özlem yok mu? Hasta biraz, yatıyor. Baba biliyor musun annem çok ağladı. Bir sorun mu var? Yaşadıkları ağır geliyor. Seni uyarmıştım ama umursamadım. Hani polis amcaların silahı var ya, annem onunla oynuyordu. Sonra dedemle dayım geldi, aldılar elinden. Annem de çok üzüldü oyununu bozdular diye. Mevzat Bey, ne oluyor? Ne bu? Silah falan?
Annenin kahvaltısı bittikten sonra konuşalım annem. Kimsin de beni tehdit ediyorsun? Kimsin sen? Evime gelip karının karşısına dikilmek ne demek? Aklınca beni köşeye mi sıkıştıracaksın? Sesim ben bebeğimiz için geldim, yanına yapma! Cansu, o çocuğu aldıracaksın demedim mi ben sana? Demedim mi? Sesim dedim ama... Maması maması yok, aldıracaksın Cansu! Aldıramam dedim, niye anlamıyorsun? Aldıramam! Anlaşıldı, sana anlaşamayacağım. Bunu sen istedin. Bir daha gözünden çıkmak yok, tamam mı? Karımı rahatsız etmek yok. Yok. Hocam İlli'ye bakalım diyor anne. Emlakçıyla görüşmeye gidiyoruz. Sahi mi Aydan? Gerçekten gidecek misiniz? Bak benim yüreğim çok yorgun. Bir de siz tepinmeyin üzerinde. Ne olur Sabit, ne olur oğlum. Anne Sabit çok kararlı. Kimse beni vazgeçiremez diyor. Aha, yüzü burada. Öyle değil mi kocam? Hı? Vallahi burada kalıp babamın azarlarını işitmeye hiç niyetim yok anne. Ne öyle? Öz kızı diyelim diye şamar oğlana çevirdi beni. Gidip gelip fırçalıyor. Hadi gidelim. Emlakçıyı bekletmeyin. Hadi görüşürüz. Of. Ne oluyor Necmi? Ne olacak Hasan? Yanımda yaremde hiç kimseyi bırakmadım. Hepsi bir bir gidiyorlar işte. Bak şimdi de Aydan'la Sabit ev bakmaya çıktılar. Niye? Bu ev nelerine yetmiyormuş? Bu evin hiçbir eksiği yok ama fazlası var. Sen bazen çok fazla oluyorsun, gerçekten çok fazla. Nankör bunlar, nankör. Gözlerine, dizlerine dursun. Kadir kıymet bilmez bunlar. Başımı alıp gideceğim. O olacak. Nasıl yapar bunu? Aklım almıyor. Sana bunun olabileceğini anlattım ama inanmadın ki. Özlem artık yalnızca başkaları için değil, kendisi için de tehlikeli. Hala bu evde ne yapıyor anlamıyorum. Kızınızın hastanede yapması gerekiyor, farkında mısınız? Düşünmedin mi sanıyorsun? Zaten kendini terk edilmiş hissediyor. Bir de üzerine hastaneye yatarsa toparlayamaz. İyileşsin derken büsbütün dağılır. Ali hala burada kalıyor Nevzat Bey. Kafasına silah dayamaya göze alan biri her şey yapabilir. Daha önce Ali'ye ne yaptığını siz de biliyorsunuz. Üzgünüm. Ama kızımı korumak zorundayım hatta. Ben de kızımı korumak zorundayım. Gerekirse annesinden de. Özlem'le konuşacağım. Adnan, biliyorum kızgınsın ama... Özlem'in bir zamanlar severek evlendiğin kadın olduğunu unutma. O hala kızının annesi. Biraz şefkati, anlayışı hak ediyor.
senin olanları duydum. Çok üzüldüm Özlem. Ama bir şeyler yapılması gerek. Aliye çok korkmuş. Ben de kendimden çok korktum Adnan. Hani doktora gidiyordun? Dün iyi geldi diyordun. Ne oldu da bu noktaya geldi? Bu aralar benim için nefes alması bile çok zor. Gündüzleri kolay çünkü Aliye var. Beraber oynuyoruz falan ama... geceleri kendimi çok yalnız hissediyorum. Taşıyamıyorum ben bütün bu olanları. Hastaneye yatman gerekiyor Özlem. Kızımız için. Kendin için. Bunu ciddi ciddi düşünmeni istiyorum. Adnan bak. Gerekirse her gün doktora giderim. Ama hastaneye yatmam. Ben kızıma annesi deli dedirtmem. Tamam. Tamam. O zaman doktorun adını ver. Bir de ben görüşeyim kendisiyle. Bak lütfen. Bu süreçte üzerime düşen neyse yaparım. Adnan. Bu benim özelim. Tamam mı? Özlem. Sen iyi olmak istiyorsun değil mi? Kızımızın sağlıklı büyümesi için iletişimimizi doğru kurmalıyız. Bunun için de doktorunla konuşacağım Özlem. Rica ediyorum. Bu sefer diretme. Sen saçlarına bir şey mi yaptın? Ha yok. Ha dün kuaföre gittik, bakım falan yaptılar. Ondan herhalde. Ondan mı böyle pırıl pırıl? Özlediğinden olmasın. Özledim tabii. Çok özledim hem de. Oh canım Restorandayım. İş güç işte biliyorsun. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Ya sabah bir uyandım. Bunların ikisi Zeynep'le Damla mutfakta konuşuyorlar. Kafa kafaya vermişler. Bak ben sana söyleyeyim. Bunların niyeti dam kurup, ev kurup Zeynep'i oraya almak. Ya düşün bir ya. Üçü. Damla, Adnan, Zeynep aynı evde. Olacak iş mi ya? Resmen kızı benden almak için plan yapıyorlar Ali Osman. Alev, bu yolu sen açtın. Kızı anlattıklarından sonra ne olmasını bekliyordun? Ne yapsaydım Ali Osman? Ne deseydim? Kız gerçeği mi öğrenseydi? Allah aşkına ne olur bir akıl ver. Bir şey yap ben Zeynep alıp götürürlerse biterim. Ya Alev bir dur sakin ol. Bak başına ne geldiyse bu feveranlığın yüzünden geldi. Tamam ben işlerimi halleder halletmez geleceğim yanına. Ablayı mı bekliyorsun? Ha yok. Çocuklara bakmaya geldim. Yeğenlerini vereceğim. Hayırdır sen Zeynep almaya geldin herhalde. Okula gideceksiniz. Aferin size. Abi işler öyle karıştı ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne oldu hayırdır? Biliyordun değil mi? Hepsini ablamın yaptığını biliyordun.
O yüzden bana dedin çok eşeleme diye. Değil mi? Öğrendin demek. İşte bu yüzden diyordum Alev öğrenmesin diye. Öğrense dakika almaz ablanı öldürür. Zeynep duysa bir daha yanına yaklaştırmaz. Derman beklerken çaresini bulamaz. Sadece bu değil abi. Ben Adnan'ın eniştem olduğunu Zeynep'ten nasıl saklayacağım? Nasıl yapacağım bunu Zeynep'e? Öğrense sence beni affeder mi? Ona bir yalan da ben söylemiş olacağım. Mert. Bana kalsa Zeynep babasıylayken sen ortalıkta görünme. Duymadım, görmedim, bilmiyorum diyecek lafın olsun. Abi nasıl yapacağım ben bunu Zeynep'e? Duymadım, görmedim, bilmiyorum. Tamam, bugün randevum var. Gidince sorarım. Eğer uygun görürse bir dahaki sefer beraber gideriz, oldu mu? Dünkü olaydan sonra Alya'nın burada kalmasını istemiyorum. Adnan, bunu bana yapma. Yapma. Zaten sen yoksun. Bir de Alya da olmazsa ben ne yapacağım? Benim yaşamak için bir sebebe ihtiyacım var, değil mi? Özlem, bir kez olsun itiraz etme. Eğer Alya burada olmasaydı, ben kendimi çoktan öldürmüştüm. Anne hadi, boyalarımı hazırladım. Resim yapmaya başlayalım. Üçümüz yapalım mı resmi? Bir dahaki sefer canım benim, bir dahaki sefer. Ya of. Şimdi annenle yap resim. Sonra gelirim, hep beraber yaparız, tamam mı? Peki. Doktordan çıkınca haber ver, tamam mı? Alo, Salih. Ödül törenine gelmedim, hasta mısın, iyi misin? Yok, iyi, merak edilecek bir şey yok. Ha, iyi iyi. Bu arada haber vereyim dedim, ödülüm bende. Bugün okula gelirsem veririm o zaman. Sağ ol, ama bugün okula gelmeyeceğim ben. Başka bir gün alırım. İyi, tamam. Kapı çaldı, benim kapatmam lazım. Senin işin var, ayak altına dolaşıyorsun, yok mu işin gücün? İzinliyim ben, kızımla kalacağım. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk Alev abla. Geç, gel içeri gel. Zeynep. Geç, geç. Hadi siz içeri geçin, konuşun. Ayakkabılar. Aferin. Zeynep'in okuldan arkadaşı değil mi bu? Ne işi var burada? Sevgilisi. Sevgilisi mi? Hı. Bu çocuk Zeynep'in sevgilisi mi? Evet. Benim niye haberim yok? Kendi aşk hayatına çok meşgul olduğun için olabilir mi acaba? Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Hayır, böyle bir şeye nasıl izin verirsin? Zeynep'le benim bir anlaşmam var. Zeynep önce derslerine çalışacak, okulunu bitirecek. Ondan sonra böyle aşk meşk. Sen Adnan'la aşk yaşarken izin istedin mi? Demek aşk izin falan istemiyor. Konuyu saptırma şimdi. Zeynep okula gitsin diye ben neler çektim biliyor musun sen? Babamla ne kavgalar ettim. Kızım bana bir söz verdi. Öyle bir anda ortaya çıkıp kafana göre davranamazsın sen. Ya iyi yeter ya. Ben dedim sanki aşık olun diye. Aşk bu aşk. Ya o da çocuk. Her istediğine izin vererek annelik yapılmıyor Alev Hanım. Kızıma nasıl annelik yapacağımı senden öğrenmeyeceğim. Ha keşke öğrensen. Geçmişte yaptığın hatalardan sonra daha dikkatli olman gerekirken, daha çok koruman gerekirken yaptığına bak ya. Hayret bir şeysin gerçekten. Dün hiçbir şey söylemeden gitmişsin. Babanla baş başa konuşmanız daha iyi olur diye düşündüm. Zeynep, özür dilerim. Thank you.
Adnan. Damla. Şey mi oldu? Hayır. Ama hiç iyi değilim. Zeynep'in hayatında bir sürü şey değişmiş. En son benim haberim oluyor. O kadar canım acıyor ki. Lütfen üzülme. Bunların hepsi geçecek. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Hiçbir şeyin düzeleceği. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olacak. Olacak Damla. İnan bana. Zeynep evde mi? Bir uğramak istiyorum. Evde. Ama bir haber ver istersen. Tamam. Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim Zeynep. Kimi sevdiğimde babamı ilgilendirmez. Zaten ona da gerekli cevabı verdim. Evden ayrıldım. Umutla kalıyorum artık. Hayatıma babam girdi, darman duman oldu. Hayatına ben girdim, evinden oldum verdi. Hem konuşmak istiyorum, hem de ne diyeceğimi bilmiyorum. Aslında onun da bir suçu yokmuş biliyor musun? Ona da haksızlık yapılmış. Alo. Zeynep, kızım. Seninle konuşmak istiyorum. Gelip seni evden alsam olur mu? Müsait misin? Tamam, olur. Buraya geliyor. Benimle konuşmak istiyormuş. Ya okula gitmeyecek miyiz? Sonra konuşsaydınız. Mert, ben... Bak, ben babamla yeni bir ilişki kurarken seninkinin benim yüzümden bozulmasını istemiyorum. Bir süre görüşmesek iyi olacak. Saçmalama Zeynep. Ne ilgisi var? Ayrıca sen bunları yaşarken ben seni yalnız bırakmam. Mert, babam beni tanıyor mu? Hakkımda hiçbir şey bilmeden nasıl benden bu kadar nefret ediyor? Ben söylediklerine çok kırıldım. Bunlar olmamış gibi yapamam. Ya haklısın ama bak... Mert, lütfen üstüme gelme. Lütfen. Peki. Nasıl istersen. Şunu bil, senden vazgeçmeyeceğim. Mert. Ne oldu, gidiyor musun? Bir problem mi var? Soru konuşsak olur mu Ali abla? Tamam, tamam, peki. Zeynep. Ne oldu? Mert'e görüşmeyelim dedim teyze. Hayda. Neden? Karşı çıkmamış mı babasına? Çıkmış. Hatta evi bile terk etmiş. Ama yapamam. Teyze babası beni istemiyor. Aynı annemi istemedikleri gibi. Gerçekten de anneyle kızın kaderi bir yazılıyormuş. Lanet gibi yapışmış üstüme istenmemek. Bu ne ya? Sanki kiralamayacağız da evi üstümüze alacağız. Evi mevi unut hanım. Mecbur. Babamlarla beraber yaşayacağız. Yok öyle hemen vazgeçmek. Ben artık o evde yaşamam. Anladın mı? Arıyorsun hemen Adnan Bey'i, iş istiyorsun. Ne diyeceğim ben elin adamına ya? Ya ne elin adamı? Yeğeninin babası. Yarın öbür gün de Damla ile evlendiklerinde... Saçma saçma konuşma. Adam evli, evli. Ben de Damla'nın abisiyim. Üç kuruş para için yüzümü yere eğmem. Ha, seninki gurur, benimki fasafis öyle mi? Sen yüzünü eğmeyeceksin diye bütün ev halkı üstüme bassın.
Bu mu senin kocalığın be? He? Bu mu? Allah'ım yarabbim. Hocam Atı Cansu, baygın halde bulunmuş. Başında ve göğsünde darp izi var. Yüzünde diz kırıklar mevcut. İç kanaması getirebilir. Nabız 54. Merhaba. İfade için bir olayı tekrar anlatır mısınız bize? Vallahi evden kavga sesleri geliyordu. Daha sonra kıza börek götürmeye gittim. Kapısı aralıktı. Hemen girdim baktım yerde yatıyor. Hmm. Yanı başında buldum, aldım. Tamam, biz bunu alalım. Not edelim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Gel istersen. Merhaba. Hayırdır? Sen de mi yerleşmeye geldin? Kızımı almaya geldim. Konuşacağız. Yok öyle bir şey. Teyze benim de konuşacaklarım var. Abla sağ ol. Yani teyzesi olarak korumaya çalıştığının farkındayım ama biz de annesiyle babasıyız. Sizin ikinizin yüzünden bu kızın gözyaşı dinmiyor. Onu ne yapacağız? Ha? O yüzden ne konuşuyorsanız burada konuşun. Teyze biz seni rahatsız etmesek. Olur mu öyle şey kuzum? Burası senin evin. Rahat ol. Tamam. Madem teyzen sorun çıkarmayacak, konuşalım. Hadi. Dün geçmişte olanları öğrendin. Çok ağır, haklısın. Olan bitenlerden haberim yoktu diye kendimi savunmayacağım. O gece olanların çoğunu hatırlamıyorum. Bunu itiraf etmem utanç verici ama gerçek, yapacak bir şey yok. Sabah uyandığımda yetişmem gereken bir uçak vardı. Uzun yıllar dönmemek üzere yurt dışına gittim. Bunları ne seni, ne de anneni üzmek için söylüyorum. Ama şundan emin ol. Eğer annenin hamile olduğunu bilseydim, onu asla yalnız bırakmazdım. Şu an hiçbir şeyi değiştiremem. Artık buradayım. İstesen de istemesen de. Beni affetsen de affetmesen de. Seni yalnız bırakmayacağım. Bu seni nüfusuma almak için başvuru. Emlakçıyla da görüştüm. Burayı yakın evlerden bir tane seçiyor. Eğer istersen bana eşlik edebilirsin. Beraber bakarız. Çünkü orası baba evin olacak. Belki 18 sene geç.
ne zaman istersen geri bineceğin bir yuvan olacak. Bunu seni babalıktan anladın. Bunu seni babalıktan anladın. 18 sene sonra çık. Yok nüfusum alacağım, yok ev tutacağım. Böyle mi rahatlatacaksın vicdanını sen? Abla sen karışmasana. Annesi benim. Ben kızıma bırakıyorum kararı. O da babası. Babası olarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. Teyze. Lütfen izin verir misin? Annemle babamla yalnız konuşmak istiyorum. Sonra arayayım seni Cansu. Alem Hanım, siz misiniz? Siz kimsiniz? Polis memuru Hakan ben. Cansu Hanım yakını mısınız? Arkadaşım buyurun, ne oldu? Bakın kendisi şu an hastanede. Gelseniz iyi olacak. Nesi var, ne oldu, iyi mi? Yani onu gelince doktorlar size açıklarlar. Tamam, teşekkür ederim. Zeynep, ben çıkıyorum. Nereye? Bir arkadaşım rahatsızlanmış da hastanede. Bir onun yanına gitmem lazım. Telefon yanımda. Bir şeye ihtiyacın olursa ara, tamam? Merak etme, biz yanındayız zaten. Teyzeciğim, geçmiş olsun. Yenge bir telaş çıktı. Gidiyor, ne yapalım? Lan oğlum, ne yapalımı mı var? Takip edeceksiniz, bir ihtiyacı varsa haber vereceksiniz. Allah Allah. Tamam abi. Hadi gidiyoruz. Ne yapalım? Farkındayım. Yaşanan anlar hepimiz için çok zor. Ne olursa olsun beni düşünmen çok güzel. Teşekkür ederim. Ama lütfen beni de anla. Olanları kabul etmek için zamana ihtiyacım var. Sana haksızlık yapmak istemiyorum. Ama kırgınım. En çok da annem. İsteseydi de ulaşması bulması mümkün değildi. Maalesef dedem... Biliyorum. Biliyorum, dedem beni, bizi istemedi. Ama ben anneme beni yalanlarla büyüttüğü için kırgınım. Kendimi peri masallarındaki aşk çocuğu sanmayarak da büyüyebilirdim. Ama en azından her şey gerçek olurdu. Zeynep, benim sana sevgim her zaman gerçekti. Haksızlık ediyorsun. Tamam, güvenini kırdım. Ama söylediklerim için pişman olmamı bekleme benden. Babanın kayıp olması, dedenin senin canına kastettiğini bilerek büyümendense mutlu bir çocukluk geçirmeni istedim ben. Baban senin için hep bir kahraman oldu. Bak şimdi karşında anlattığım adam gibi davranıyor. Ben biraz düşünmek istiyorum. Yürüyeceğim biraz. Biraz zaman ver. Teşekkür ederim.
Alabildiniz mi? Nerede? Kiralar ateş bağ senle. Ne yapacağız bilmiyorum. Aydın da tutturdu gidelim gidelim diye. Kız haklı oğlum. Baban kırdı geçirdi hepimizi. Bunca yıl emek verdim. İlmek ilmek bu aileye. Sonunda şu geldiğimiz hale bak. Bak. Ben düşündüm taşındım. Artık dayanamayacağım. Babandan boşanacağım. Ne? Anne ne diyorsun Allah aşkına? Bir düşün taşın. Yok. Karar verdim ben artık. Geriye dönüş yok benim için. Canıma tak ettim. Tövbe tövbe. Şu kalkışsın şeye bak anne. Bu yaştan sonra nereye gidersin, ne yaparsın? Esabit, esabit. Senin gibi erkek evlada da. Bir ananı sığdıramayacak mısın? Ya anne ben onu mu dedim? Bak biz de bir yere gidemiyoruz zaten. Siz ne yaparsanız yapın. Ben boşanacağım. Sen de bu işin yolu yordamı nedir? Öğren. Yoksa ben başımın çaresine bakacağım, tamam mı? Ver. Bak. Maksut. Sence bu spor Türkiye'de niye sevilmedi? Spor mu? Hangi spor abi? Ya. Bunun hangi spor aleti olduğunu bilmiyor muydun? Sen de bilmiyorsun değil mi? Bunun bir spor aleti olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Gözünü sevdiğimin memleketinde bunu eline alanın topa vurduğu görülmemiştir. Hep şiddet, hep şiddet, hep şiddet, hep şiddet. Bak, bak. Bak bu mesafeden çıkardığı sese bak. 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 Abi itin olayım. Lan zaten yaptığın itlik. İnsan sevdiğinin yanında itin çakalın dolaşmasını istemez. İnsan sevdiğini kıskanır lan. Kıskandığının yanında it, çakal dolaşsın istemez. O yüzden Muti, vallahi kusura bakma. İçim acıyor ama ne yapayım? Abi yalvarırım. Sen yüzünü dön. Sağ mı sol mu? Abi. Dön lan yüzüne. Abi. Lan tam vuracağım sırada ne abi? Ne diyorsun lan abi? Abi yenge. Ne olmuş lan yengene? Hastaneye gitmiş abi, acilen. Kanaması durduruldu. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Beyninde travmaya bağlı ödem var. O yüzden uyutuluyor. Geçmiş olsun. Cansu. Abi sen kardeşim. Bırak Cansu. Alev. Alev Osman. Abi. Sana bir şey oldu sandım. Çok şükür iyisin. Cansu. Çok kötü. Cansu çok kötü. Kim yapmış onu? Çetin. Çetin denen şerefsiz yaptı. Kim yapacak? Ne yapmış bu şerefsizliği? Cansu hamile. Çetin de. İstemiyor Çetin çocuğu. Cansu'la diretti doğuracağım diye ama dedim yapma kızım dedim. Bu adam cani. Bu adam benim evladımın canına kastetti. Seni öldürür dedim. Öldürmekten beter etmiş kızı.
Alev, merak etme. Cansu güçlüdür, kalkar ayağa. Beni yüzü iyileşir, ayağa kalkar da kendini nasıl toplayacak? Nasıl bir canilik ya? Bu nasıl bir barbarlık? Sen hamile kadına bu yapılır mı? İyileşecek, iyileşecek. Gel. Gel dışarı çıkalım. Bir sakinleş. Biraz hava al. Haydi. Haydi. Gel. Böyle eli kolu bağlı duramıyorum Ali Osman ben. Şimdilik diyelim. Hele bir Cansu açsın gözünü. Beni bu hale Çetin soktu desin, sonrası kolay. Ya açmazsa? Ali Osman, kurban olduğum, ya gözünü açmazsa? Allah korusun. Ne olacak? Ne olacak? Yanına mı kalacak? Bu adamın yaptığı yanına mı kalacak? Duramıyorsun değil mi? Senin bu fırtınamı ne yapacağım ben Ali? Gözlerim bakmıyor, ateş ediyor sanki. Sindiremiyorum. Ben de hiçbir hesap yarım kalmaz. Ne yapanı unuturum, ne yapılanı. Zamanı gelecek. Peki. Ne yaptınız gece? Ne yapalım, kıvrıldık hepimiz bir kenara, uyuduk işte. Geldi mi yine o? Geldi. Sabah elinde de bir sürü kağıt. Nüfusuna geçirecekmiş Zeynep'i. Ya sabır ya selamet. Nerede kaldı bu kız ya? Arasam mı acaba? Yok yok. Bırak biraz yalnız kalsın. Sen de böyle kaldın. İşinden gücünden oldu. Git istersen ha. Zeynep gelsin, onu yürüp çıkacağım. Hem seni de yalnız bırakmayayım şimdi. Adnan, dün konuştuk bunları. Senin evinde, aile. Söylediklerin aklımda. Endişelenmene gerek yok. Bugün Özlem'le konuştum. Psikiyatra gidiyormuş. Ben de görüşeceğim onunla. Bu evliliğin bittiğini ona ikna etmesini isteyeceğim. Söylediğim her şeyi yapacağım. Bana güven. Şu söylediğin kelime o kadar yabancı ki bana. Bugüne kadar başıma ne geldiyse sessizce kendimce halletmeye çalıştım. Ne zorluklarla başa çıktım da Zeynep'e hiçbir şey belli etmedim. Bu hayatta bir tek o sıkıntı çekmiş gibi geçmiş bir de benim karşıma ciğerime basa basa hala annesiyim diyor. Kızım sus diyorum hala diyor ya. Adnan da ev tutacakmış kıza. Ne olacak? Üçü bir arada mutlu mesut yaşayacaklar mı? Ne âlâ memleket. Kızı almaya kalkarlarsa ben dünyayı yakacağım, haberleri yok ama ne olacak? Kız ana babasıyla mutlu olacaksa olsun. Ne anası Ali Osman? Ne babası, ne diyorsun sen ya? Alev, sen daha dün gece teyzeliğini ağzınla mühürledin. Zeynep için artık teyzelikten öteye geçemezsin. Artık Adnan'la Damla ne halleri varsa görsünler. Olmaz öyle şey. O iş olmaz. Alev, senin derdin kiminle? Kızına analık yapan, bakıp büyüten bacınla mı? Bacına gönlünü kaptıran adamla mı? Uzaktan bakıp yastığı yapıştırmak kolay değil mi Ali Osman? Sen almadın mı bunu nüfusa? Aldım abla da ne yapsaydım? Babam seni annesi bilecek dedi, o şartla. İyi işte, bilsin annesi seni. Elimdeki her şeyi aldım, tamam mı? Alacağını aldın, defol git şimdi. Bunu da,
Seni de bir daha burada görmek istemiyorum, anladın mı? Ben Damla'ya sadece kızımı vermedim. Ömrümü verdim Ali Osman. Ömrümü. Bir gün bir cinnet anında anası canına kastettiğini bilsin istemedim çünkü. Kıyamadım. Nefesimden vazgeçtim ben. Kızımdan değil yani. Memelerim taş kesilmişti sütten, o yaşasın diye. Ama ben o yaşasın diye ölmeyi seçtim. Anladın mı? Her yeni yaşında getirirdi Damla. Ama çıkamadım karşılarına. Cesaret edemedim. Evladım büyürken bağrına taş basmak ne demek? Öğreniyormuş insan. Benden uzak, benimkinden temiz. Güzel bir hayat olsun istedim, çiçek gibi büyüsün. Temiz bir ömrü olsun. Sen hiç başkasının eliyle kendi evladının saçını okşamak ne demek biliyor musun? Kokusunu ben kimseden habersiz çaldım. Hırsız gibi öyle kokladım. Koku var ya o koku. Koku benim canımın parçasıydı. Her şeyimdi benim. Dört sene. Sadece 4 sene. Küçücük bir aralıktan izledim kızım. 4 sene. Sonra bir gün Damla vazgeçti getirmekten. Ben de kızımı hep hayallerimde büyüttüm. Geçti. Geçti gitti. Ama ben onu hiç unutmadım. Bir gün bile olsun aklımdan çıkarmadım. İstedim ki kız onu tanısın. Aralarındaki bağ hiç kopmasın. Yıllarca gittik geldik öyle boşu boşuna. Ne zamanki Zeynep biz buraya kime geliyoruz diye sordu. O zaman kendimi sordum, kime geliyoruz? Kimse yoktu ki. O çoktan vazgeçmişti kızından. Ben de bir daha götürmedim Zeynep'i cezaevine. Biliyor musun, Zeynep'in doğum gününü ilk defa bu sene evde kutladık. Öncesi hiç olmadı.
Babamın korkusundan kimse pasta yapamazdı Zeynep. Bir kere ona annelik yapmaya karar verdim ya. Değil babam, dünya üstüme gel saldırmayacaktım. Mahalledekiler evlenmeden çocuğum olduğu için bizi istemiyor diyemezdim kızıma. Kızımı alıp bizi kimsenin tanımadığı, mahalleden uzak pastanelerde, parklarda üfledik mumlarımızı. Kızımın annesi babası olmam yetmedi. En yakın oyun arkadaşı da oldum yıllarca. Yüzüme tüküren de oldu. Çocuğumu kızımdan uzaklaştıran da. Sanki babasızlık bulaşıcıymış gibi. Evlatlarını korumaya çalışıyorlardı akıllarında. Ama ana kızılmadık. Her acıdan bir oyun çıkarmasını bildik. Babam Zeynep'i seviyor mu? Nefret mi ediyor? Hiçbir zaman anlamadık. Ben kızımı büyütmedim. Onunla birlikte büyüdüm. Anne olmadan önceki hayallerimin hepsini kızımla kurduğum düşler aldı. Kendi evimizde okuyacağımız kitapların listesini yaptı. Gezip görmek istediğimiz yerlerin listesini sıraladık. Yıllar geçti böyle. Ben Zeynep'ten önceki hayatımı hiç hatırlamıyorum, biliyor musun? Gönderemediğim mektuplar yazdım ona. Görsen hepsi böyle benek benek gözyaşı. Hepsi hasret, biliyor musun? Kevser abla çok dedi, git ara kızım, ara konuş, duy sesini. Koğuştaki çocuklara ninni söyledim, öyle avuttum kendimi. Sonra bir gün kurt düştü içime. Nasıl yiyor bitiriyor beni? Dedim ki ya da onunla evlendiyse? Ya bir üvey babası varsa benim kızımın, ya zarar verirse, ya canı yanarsa ne yaparım ben? Hiçbir gün bile hayal kurmadan onca sene geçirdiğim koğuşta üstüme üstüme gelmeye başladı. Duvarlar sığamadım Ali Osman. Sonra çıkmama günler kala verdim kararımı. Dedim ki ben çıkacağım. Kızımı göreceğim. Yanında olacağım. Dedim önce Damla'yı arayayım. Haber vereyim ama ya kaçırırsa kızı. Ya göstermezse, ya izin tozunu kaybedersem. O gün yeminimi bozdum işte. Varsın benim teyzesi bilsin. Ziyanı yok. Ben onu da atlatırım. Ama ben çiçeğimin elini bir daha bırakmam. Tutmuşum. Bir daha asla bırakmayacağım. Asla. Ama herkes böyle bilsin. Zeynep, hoş geldin kızım. Gel kızım içeri hadi. Gel. Hadi gir içeri. Yok anneciğim, burada otursak olur mu? Tamam. Oturalım. Karnın aç mı, bir şey yapayım? Yok yok, tokum anneciğim ben, sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyi diyelim, iyi olalım.
Dedem nasıl oldu? Bilmiyorum. Anlamadım. Ben dedenle konuşmuyorum. Aa, neden? Deden yanımda yamacımda hiç kimseyi bırakmadı. Herkese bir tavır, bir tafra. Bak dayınlar da gidiyorlar. Ev arıyorlar şimdi. Ya çok üzüldüm anneciğim. Boş ver. Asıl sen nasılsın? Yüzün çok solgun be yavrum. Bugün babam geldi. Beni nüfusuna alacakmış. Aa. Annem biliyor mu onu? Biliyor. O da yanımızdaydı konuşurken. Annem de teyzemde kalıyor artık. Öyle mi? İyi. En azından siz birliktesiniz. Anneanne ben sana bir şey soracağım. Söyle yavrum. Beni yengem emzirdi değil mi? Evet. Neden? Çünkü annenin sütü... Annenin sütü yetmiyordu ondan. Anneanne bana doğruyu söyle. Beni istemediği için emzirmek istemedi değil mi? Kızım o nasıl laf? Annen bırak emzirmek istememeyi. Senin için hayatını verir. O senin için mücadele etti. Herkese karşı savundu seni. Sonuna kadar direndi. Annenin senin için yaptıklarını benim anlatmaya dilim yetmez. Her şeyi söyle annene. Ama asla beni istemedi deme. O ona büyük haksızlık olur. Vebal altında kalırsın. Tamam anneciğim. Ben gideyim artık. Öpeyim. Kızım nedir öyle ateş alır gibi? Bir şey yeseydin. Yok anneciğim sağ ol. Annemler evde bekliyor zaten. Sen selam söylersin evdekilere tamam mı? Peki olur. O meseleyi. Neyi? Cansu'yu diyorum. İlgilendin değil mi? He, tabii. Konuştum, Caner'le konuştum. Kulağını çektim biraz. Artık aralarında hallederler. Gidip özür diletseydin bari. Bilsene Nedret. Koca koca insanlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Efendim? Nedret Hanım, Ali için aradım sizi. Hayırdır? Yine mi yemek yemiyor? Yiyor, çok yiyor hem de. Ben de o konudan bahsedecektim. Aliye'nin aç kalmasını Özlem Hanım istiyormuş. Konuşurlarken duydum. Aman Allah'ım. Neden peki, ne oldu? Özlem Hanım Adnan Bey'i buraya getirtmek için oyun oynamış. Çocuğun aç kalmasına annesi sebep oluyormuş. Ama benden duyduğunuzu söylemeyin ne olur. İşimden olurum vallahi. Tamam tamam, merak etme. Ben Aliye'ye gidiyorum. Ne olmuş yine? Akıllandın mı? O çocuktan kurtulacaksın öyle ya da böyle. Açmıyor. Nerede olabilir ki? Zeynep. Kapıyı mı çalsaydık, ne yapsaydık? İnsanın kendi evine anahtarla girmesi kadar normal bir şey var mı Ali? Zeynep nerede? Dışarı çıktı. Biz de onu bekliyoruz. Arıyorum ama açmıyor. Bir de ben arayayım. Özlem. Adnan, benim doktor randevusuna gitmem gerekiyor da... Alya'nın yeme içme problemi malum. Gelip karnını doyurursan sevinirim. Tamam, geliyorum. Damla benim çıkmam lazım. Tamam.
Yani herkes kendi evine gidecek. İyi. Ha, sen de çıkıyorsun yani. Zeynep. Zeynep. Kızım neredesin? Merak ettik çok. Dolaştım biraz. Öyle anneanneme gittim, muhabbet falan ettik. Benim gitmem lazım. Kardeşinle ilgilenmem gerekiyor. Özlemle boşanacak olmam Aliye'yi çok etkiledi. Bu yaşımda olanları ben kaldıramıyorum. Çocuk ne yapsın? Görüşürüz. Görüşürüz. Neyse ben odamdayım. Hale bak. Anne deli, baba avare. Bazı çocuklar vallahi şanssız doğuyor. Ne güzel söyledin sen öyle ya. Doğurmakla anne olunmuyor işte. Yüreğinde taşıyacaksın. Sırtında taşıyacaksın evladını. Öyle anne olmuyor. Diyor böyle ağzını orta yerine. Vur bir tane, dök dişlerini ağzına. Alev. Söyle. Kızın konu olunca tamam da... Adnan'la Damla olunca neden nevrin dönüyor? Ne saçmalıyorsun Ali Osman? Ne alakası var? Kıskanıyor musun? Ali Osman ne diyorsun sen? Ben nasıl nefret ediyorum adamdan biliyorsun. Nefret aşktan büyüktür Alev. Çünkü nefreti aşk büyütür. Ali Osman. Hoş geldin baba. Seninle biraz konuşalım mı? Mesele nedir gelin hanım? Aslında ben sana kırgınım. Küsüm hatta. Ama ne olursa olsun babamsın. İyiliğini isterim. Lafı geveleme de ne diyeceksen de. Annem senden boşanmak istiyor. Tersliklerinle çocuklarından oldun. Gül gibi gelininden oldun. Şimdi 40 senelik karından olacaksın. Aydan. Ben söyleyeyim de vebal üstünde kalmasın baba. Eşbiye! Sen beni boşayacak mısın öyle mi? He? Doğru mu bunlar? Cevap versene kadın! Niye şaşırdın? Aile, yuva ne diye vardır Hasan Bey? Sevgiyle büyütmek için. Sarılmak. Bir arada olmak için. Sen bunların hepsini elinin tersiyle ittin. Herkese kan kusturdun. Her geçen gün şu sofrada ben daha yalnızlaşıyorum. Ya bu aileyi yeniden bu çatının altında toparlarsın... ...ya da beni köklerimden söküp atarsın. Sana da bunun hesabını soracağım. Anne, babamın aklı başına gelsin, kendine çeki düzen versin diye söyledim. Bak, kara kara düşünüyor. Ya hem senin için de iyi oldu, bir bir içini döktün. Ya bakarsın, babam herkesi bu eve toplar ha. Sen ne kadar lüzumsuz bir insansın Aydan. Ben mi? Nerede nasıl konuşulacağını hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. İşin gücün fesatlık senin. Gene yaranamadım ben bunlara ya. Ne yapsam batıyor. Niyetiniz kötü anam, benim bir suçum yok. Allah Allah ya. Hmm.
Özlem alandı. Az önce içeri girdi ama yetişemedim. Hemen bakıyorum. Evet, spa müşterimiz. Şimdi aşağı indi. Haber vermemi ister misiniz? Yok yok, gerek yok. Ben bulurum. Peki abi. Özlem, neredesin? Canım, doktora geldim. Seansa giriyorum şimdi. Tamam. Doktordasın, öyle mi? Adnan. Sürekli yalan söylüyorsun Özlem. Kızımı da bu yalanlara alet ediyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Bak, ben önce gelip bir masaj yaptırayım dedim terapiden önce. Yani biraz gerginliğimi alır diye düşünmüştüm. Bak ya, gözümün içine bakarak hala yalan söylüyorsun. Hastasın sen Özlem. Düşündüğümden daha kötü durumdasın. Adnan, ben korktum. Anlıyor musun? Korktum. Eğer doktora gidersen beni hastaneye kapatırlar diye korktum. Bir daha seni göremem, Ali'yi göremem, ailemi göremem diye korktum. Anlıyor musun? Tedavi olmak istiyorum ama beni hastaneye kapatmasınlar. Bir odada yaşayamam. Bak, söz veriyorum. Sen bul. Doktoru sen bul. Hatta bütün seanslara sen beni götür. Gideceğim. Söz veriyorum, hepsine gideceğim. Ama beni bir odaya kapatmasınlar. Nasıldı aranız? Yani teyzem gitmeden önce. Bilmem. Her kardeş gibi. Yani eşyalarınızı paylaşır mıydınız mesela? Ya da ne bileyim, kavga falan eder miydiniz hiç? Annen kavga bilmezdi pek. Onun yerine de azarları hep ben işitirdim. Çift azar desene. Ya. Teyzen isyankardı biraz. Ama sonunu gördük. Hep üzüntü. Sana da söz dinlemek pek iyi gelmemiş. Görünen o ki. Anne, teyzemi özlemedin mi hiç? Yani onca yıl hiç mi görüşmediniz? O istedi, ben istemedim. Aa, niye? Evlerinin huzuru kaçmasın diye. Deden annenle görüştüğümü öğrenirse anneni rahat bırakmazdı. Ben de o yüzden görüşmedim. Onca şey yaşanmış. Olanları değiştiremeyiz. Benim yüzümden de kavga edip duruyorsunuz zaten. Ama üçümüz birlikte yeniden bir gelecek kurabiliriz. Hem de istediğimiz gibi. Çünkü üçümüz birlikte çok güçlüyüz. Nevzat Bey, ben Aliye'yi eve götürmeyi düşünüyorum. Biraz da bizde kalsın. Bu yemek yememe mevzusu canımı çok sıkıyor. Edret Hanım, biz bu konuya hiç karışmayalım. Bırakalım annesi babası karar versin. Anne, baba. Yedin mi yemeklerini? Evet. Aferin sana Bıdık. Hadi koş bakalım ellerini yıkamaya. Reyhan. Evet. İkinizin de burada olması iyi oldu.
bir karar verdik. Özlem'i bir doktor bulacağım. Tedavisini yakından takip edeceğim. Özel bir şoför hem Özlem'le hem de Aliye ile ilgilenecek. Bu süreçte Aliye annesinin yanında kalacak. Ama oğlum çocuk yemek yemiyor. Anne lütfen. Biz kararımızı verdik. Eğer Özlem bu konuşmamız dışına çıkarsa Aliye'yi alacağım. Bir daha vermemek üzere. Özlem, ne demek oluyor kızım bunlar? Adnan'ın dediği gibi olacak baba. Söz verdim. Özlem protokolü de imzalayacak. İyileştikten sonra da iki medeni insan gibi anlaşmalı olarak boşanacağız. Özlem, ne oluyor? Adnan'ın dediği gibi olacak baba. Şimdi izninizle Aliye'yi yatırmaya gideceğim. Ben de Aliye'yi geceler deyip geleceğim anne. Sonra birlikte çıkarız. Divane aşıklara döndün ha. Ya tamam, salma bu kadar. Zeynep yokken nefes almaya mecalim yok Umut. İçim daralıyor içim. Tamam çok zor ama bir süre ayrı kalmak belki ikiniz için de iyi olacak. Hem bakarsın bu arada ablanla enişten boşanırlar. Sen de Zeynep'e bir şey demeden olaydan yırtarsın. Geç kaldım. Geç kaldım. Geç. Al. Sen de geç kaldın diye iki ayağımız bir pabuca girdi kız. O son alarmı ertelemeyecektim. İyi hadi hadi al. Hadi ben çıktım. İşe gitmiyor musun sen? İzinliyim ben. Bir şey unuttum. Misafir kabul ediyorsunuz mu kız? Aa, Aydan. Hoş geldin. Ay çok hoş bulduk. Hatta bayıldım. Kız biri oldunuz, kurtuldunuz vallahi. Biz hala evde babamın suratını çekiyoruz. Herkesin burasına kadar geldi. Sabit diyor ki biz de gidelim evden diyor. Çıkacak mısınız cidden? Ay çıkmayalım da ne yapalım anam? Yıllardır o kadar emek verdim. Kahrını çektim babamın. O ne dedi? El kızısın dedi, el. Duy, duy. Ne duy? Değil misin? Niye şaşırıyorsun bu kadar Aydan? Aşk olsun Alev. Ne aşk olsun? Kendi kızını sevmiyor adam. Seni niye sevsin? Siz asıl bombayı bilmiyorsunuz. Sıkı durun. Ama aramıza kalacak ha. Annem babamdan boşanacak. Ne? Nasıl ya? Değil. Mert'le aranızda bir problem mi var? Teğet geçsin çocuğu. Görüşmüyoruz. Hadi ya, neden? Öyle olması gerekti. Zeynep, selam. Ben de sana ait bir şey var. Dünkü törenden. Evet. Teşekkürler. Senin Nobel'in. Sen dün niye gelmedin almaya? Anlatsam, hatta yazsam bir ödül daha alırız. O ne şüphe canım. Oturalım mı biraz? Hem laflarız isterseniz.
Ben bir kütüphaneye çıkayım, sonra gelirim yanınıza. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Leon'da yazdıklarını okuyorum, biliyor musun? Yani bazen kız benim hakkında bu kadar şeyi nereden biliyor diyorum. O kadar benzer duygular. Ama tabii yaz desem tek kelimesini yazamam. Yani eminim okuyan herkes aynı şeyi söylüyordur tabii ama. Bildiğimizi sanmak ne büyük yanılgıymış. Ha sen Mert'ten bahsediyorsun. Ya aslında iyi çocuk. Bakma öyle arada itişip kakışıyoruz ama düzgün biri. Ya seni üzdüyse ben bunu isteyerek yaptığını zannetmiyorum. İstemeden üzmenin kefaretini kim ödüyor Salih? Kim meşru kılıyor? Acımaz mı sanıyor insanlar? İstese canım bu kadar acıtamazdı. Zeynep yapma böyle. Kendine gel hadi. Pardon. İzledim. Zeynep merhaba. Okulda mısın? Evet. Ne oldu ki? Sana bir adres yollayacağım. Yeni evimizin adresi. Ev mi? Evet. Beraber bakalım istiyorum. Okul çıkışı gelir misin? Tamam. Olur. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Adnan Bey. Buyurun, benim. Kim arıyor? Adnan Bey, ben Aydan. Damla'nın yengesi, bildiniz mi? Ha, evet. Hatırladım. Nasılsınız? Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Damla'ya ulaşamadım da acaba sizinle mi, merak ettim. Alev'le birlikte olmalı. Orada kalıyor. İsterseniz ondan ulaşabilirsiniz. Ha, öyle mi? Bilmiyordum. Tamam, ben oradan ulaşırım. Adnan Bey. Buyurun. Sizin kaliteli bir elemana ihtiyacınız vardı ya. Ha, sabit o iş için çok istekli. Ama çekiniyor aramaya. Acaba sizi arasanız da teklif etseniz olur mu? Tabii tabii. İsterseniz bana numarasını gönderin. Ben de müsait olduğumda kendisiyle görüşürüm. Çok teşekkür ederim. Hemen yolluyorum. İyi günler Adnan Bey. Hoşça kalın. İyi günler. Nasıl durumu hocam? Kanımız kesildi. Bebek yaşıyor değil mi? Evet. Ancak beyindeki ödem henüz çözülmüş değil. O yüzden uyutuyoruz. Ne zaman gelir kendine peki? Ancak uyandırdığımızda. Travmanın sonuçlarını da bıraktığı hasar da o zaman görebiliriz. Bir gelişme olursa ben size haber vereceğim. Sağ ol. Uyan. Uyan, biz neler atlattık. Uyan. Söz yalnız bırakmayacağım seni. Bunu sana yapan da bulacağım. Hesabını ben soracağım. Sen yeter ki uyan. Nasıl, notlar işe yaradı mı? Delisin. Sen olmasan ne yapardım ben? Teşekkürü bana değil mi Ertmen'e? Bir dakika geliyorum. Tamam. Alo. Alo Zeynep. Çıktın mı okuldan? Ha, şimdi çıktım teyzeciğim. İyi o zaman bir yerlerde buluşsak da bir kahve mavi bir şey mi içsek? Ya çok isterdim teyzeciğim ama babamla eve bakmaya gideceğiz. Onunla buluşacağım.
Nasıl? Ne evi? Uzak mı bize? Ha, bilmiyorum ki. Bir dakika. Ya teyzeciğim, ben şimdi sana konum atayım. Sen oradan bak, olur mu? Tamam kuzum. Tamam, o zaman sen bak, sonra yine konuşuruz, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Aranızdaki sorun ne bilmiyorum ama seviyorsan git konuş bence. Bak. Seviyor seni. Sevgi varsa her şey hallolur. Sevmek kavuşmaya yetmiyor demiş ama Şahir. Bence yeter. Tabii sen kendine engel koymazsan. Yerlere gidip bir şeyler mi içsek? Mert de gelir hem. Konuşursunuz. Yok ya. Ben babamla buluşacağım. Ona söz var. Dokunma lan! Mert! Salih! Oğlum ben sana kaç defa dedim bu kızdan uzak duracaksın diye. Bu kız mı? Bu kız ne demek Mert? Ayrıca sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun? Nasıl bir tavır bu? Aslı, senin tavrın ne? Zeynep. Tamam, sorun değil. Ne demek sorun değil ya? Yaptığı resmen barbarlık. Sevmek mi barbarlık? Sen beni böyle sevme bir zahmet. Öyle mi? O zaman düşün, karar ver Zeynep. Benimleysen yanımda dur. Değilsen de bana boşa zaman kaybettirme. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Çok güzel bir ev buldum. Zeynep'le konuştum. Okul çıkışı orada buluşacağız. Senin de gelmeni istiyorum. Ben gelemem. Ofise geçiyorum. Toplantım var. Damla yapma. Düşünsene, Zeynep için ne kadar önemli bir şey bu. Sen de orada olmalısın. Bilmiyorum gerçekten. Damla lütfen. Bak, kendim için istemiyorum. Zeynep için. Orada buluşalım. Tamam, toplantıdan çıkayım, konuşuruz. Tamam. Adnan. Ne demek oluyor bu? Sen beni mi dinliyordun anne? Oğlum, sen hala evlisin. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben kararımı verdim. Adnan. Bak, bu yaptığın boşanma sürecinde başımız ağrıtır. Mahkemede haksız duruma düşersin. Merak etme anne. Özlem artık hiçbir şey yapamayacak. Niye bu evde bizimle birlikte yaşamıyorsun? Babam yıllar önce Zeynep'in hayatını kastetmiş. Sence kızımı onunla aynı eve sokar mıyım? Ben artık yeni bir hayat kuracağım anne. Saygı duy. Ve mutluluğunla mutlu ol. Baba. Sen miydin? Anlatmadın kızım. Ne oldu akşam? Hiç. Nasıl hiç? Adnan ultimatomları sıraladı, sen sustun. Yoruldum baba. Adnan'a karşı gelerek bu işi çözemiyorum. Boşanmak da istemiyorum. Ya böyle suyuna mı gideceksin her dediğini yaparak? Bilmiyorum. Eğer protokolü imzalamazsam dava açacak. İmzalarsam zaten her şey bitti. Kızım,
iyi niyetini, çabanı görse... ne bileyim, doktorun tedavisi de karşılık verir zamanla. Belki Adnan boşanmaktan vazgeçer. Ha? Ya imzaladığım an o kadına giderse? İmzalamasan da engel olamıyorsun zaten. Sadece Adnan'ı daha çok geriyorsun. Boşanmanı ben de istemiyorum. Ama dün gece kocanın söylediklerine itiraz etmedin. Şimdi imzalamazsan yeni bir oyunun peşinde olduğunu düşünecek. Hadi. Yapalım. Hadi kızım. Sadece bir imza. Boşanmak demek değil bu. Yok işte, yok. Nerede bu Allah'ın cezası ilaçlar? Şu adama bak. Kendine iyi gelecek ilaçlara bile laf ediyor, pes doğrusu. Bir şey mi dedin hanım? Bilmiyorum nerede olduğunu. Koyduğun yeri unutma. Bundan sonra kendine bakmayı öğreneceksin. Hani? Nerede buranın yastığı? Ya sırtıma koydum bir tane yastık, o da yok. Aradığın hiçbir şey bulamıyorsun artık bu evde. Hiçbir şey koyduğun yerde kalmıyor değil mi Hasan Bey? Yakında karını da bulamayacaksın. Arar mısın onu da bilemem. O nasıl söz öyle? Öyle bir şey diyorum işte. Sanki ben böyle olsun istiyorum öyle mi? Senin o kızların her şeyi reddedip isyan etmese... Koca kadın oldular. Hala el kadar çocuk gibi azarlayıp durdun onları. Neredeymiş Damla? Ablasında. Ablasında. Birbirlerine söylemedik laf bırakmasınlar. Ondan sonra da aynı evde kalsınlar. Onlar kardeş. Kardeş kardeşi bıçaklarmış. Geri dönüp kucaklarmış. Ne yapmamıştı Necmiye? Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Artık sen ne yaparsın bilmiyorum. Necmiye. Şu Alev'in adresini ver hele. Lan kimin evi? Neyin nesi? Kimin fesi? Vallahi abi daha önce gelmedi bir ev. Lan çıkma akıllılar. Abi Adnan'ın arabası da burada. Böyle iş. Tamam gitmeyin bir yere. Geliyorum lan. Toplantı bitmiştir. Nereden kız böyle? Kız ben kime soruyorum? Pınar Hanım. Sen benim ne yaptığımı düşüneceğine Zeynep'i düşün. Biz dersten eve, evden derse gelelim. Zeynep Hanım teyzesinin yanında duvara da çıksın dursun oh ne hala. Annesi de, teyzesi de, hepsi de göz yumuyor Zeynep'in yaptıklarına. Sen anca burada bize bağır dede. Sus kız. Doğru konuş. Hadsiz. Hadsiz. Ben miyim hadsiz dede? Ben hadsizim değil mi? Al bak bakalım o değerli torunun ne yapıyormuş.
Alev? Sen de mi geldin? Zeynep böyle adresi verince benim de böyle bir uğramak istedim. Sen ev deyince çok heyecanlandım. İlk yuvası burası olacak yani. Adnan, ben çok sana kızdım ettim. Kötü davrandım. Sen hep söyledin bana bir şeye ihtiyacım var mı dedin. Yardım edebilirim dedin ama ben gerçekten görmeyecek kadar, duymayacak kadar kızgındım sana. Olsun. Hiç kimse için kolay değil. Hepimiz yerine bir düşünüyoruz derken bir sürü hata yaptık. Ama bunu değiştirmek kendi elimizde. Bir şeye ihtiyacın olursa yardım etmeye hazırım. Sağ ol. Yani her şey bambaşka olabilirdi tabii. Ben kendi doğurduğum çocuğu hiç bir kere bile görmeden yıllarımı geçirdim sen. Sen kendine yepyeni bir hayat kurdun. E kızın olduğundan bir haber böyle olmayabilirdi. Zeynep annesiyle babasıyla büyüyebilirdi. Ama ben kızımın bana anne dediğini duyamadan öleceğim galiba. Zeynep'e gerçeği açıklamamıza sen engel oldun. Yok, bu konu kapandı. Benim başka çarem yoktu Adnan. Yoktu, ben kızımın hayatını bir kere daha mahvedemem. Ben onun teyzesi olarak kalmaya razıyım. Adnan, kalırım. Ama siz Damla'yla olamazsınız. Olamazsınız. Siz eğer evlenip burada kendinize bir yuva kurarsanız ben dışarıda kalırım. Ben çocuğumu bir ömür kaybederim. Kaybederim. Yapmayın bunu bana, ne olur. Ne olur yapmayın. Alev, sakin ol. Sakin ol. Niyetim seni yok saymak değil. Her şeyin bir çözümü var. Ama Damla'dan vazgeçmemi bekleme benden. Zamansız yollar.